Bugünkü o 5,3 büyüklüğündeki deprem benim TÜBİTAK projesinde çizdiğim İnekpınarı'ndan İkizce ve Eremenlik Gölü'ne doğru giden güney-kuzey yönlü bir fay üstünde gerçekleşti. Daha önceki 5-8 büyüklüğündeki Yeşilurt depreminin bir artçısı gibi görünüyor. Bundan sonra 3-3,5'luk artçılar olabilir. Bundan sonra daha önce de söylediğim gibi benim deprem beklediğim yer Çelikhan. Çelikhan'la Teke Deresi mevkisi arasında kalan muhtemelen kırılmamış olan bölgede bekliyorum. 6 civarında olabilir. Ama onun dışında ben deprem beklemiyorum. Şimdi benim daha önce çizip artladığım Çöşnik fayımız Doğanşehir'den kaleye kadar giden bir fay. Hı hı. Bu Çöşnik fayı Doğanşehir'den Malatya merkezine kadar kırıldı. Hı hı. Dolayısıyla Malatya merkez civarında, yakın civarında bir stres birikimi oluşturdu. Hı hı. Onun için bu Yeşilurt, İtilce civarındaki depremlerin nedeni bu. Hı hı. Ama bu kırılma Malatya merkezinde bitti. Orada bir zorlanma, stres birikimi var Malatya merkezi ve yakın civarında. Büyük deprem beklemiyorum. İşte bu kadar. 5, 4, 5, 5, 3. Sizin bunlar normal. Fayı tekrar alabilir miyiz hocam? Hani özellikle ifade ettiğiniz o fayı. Çelikhan Teke Deresi arasındaki kırılmamış, muhtemelen kırılmamış olan bölgede bekliyorum ben. 6 civarında. Evet. Bugünkü deprem bunun tamamen stres transferine mi bağlıydı? Evet. Bu Çöşnik fayının uç kısmındaki enerji transferinden kaynaklandı. Malatya artık yakın civarında daha büyük deprem olmaz. Ben Malatya olacak fayını da daha önce söylemiştim. O civarda deprem beklemiyorum. Dünyaca ünlü bir İngiliz meslektaşım da Malatya Ovacık fayını çalıştı. Kendisi dünyanın sayılı yer bilimcilerinden birisi. Doktor öğrencisiyle çalıştı. Hı hı. Dünyanın en büyük uluslararası dergisinde yayınladı. O da aynı benim gibi. Öyle bir fay diyor. Önce de defalarca söyledim. Bugün de ilgili bakanımız açıkça söyledi. Hı hı. Malatya'daki binalarımız 4 tane büyük depremde yoruldu. Hı hı. 99 Elazığ depremi 1, Maraş depremi 2, Elbistan depremi 3, Yeşilurt depremi 4. Bunların hepsi 5'ten büyük depremler. Onun için binalarımız yoruldu. Orta hasarlı binaları da ağıra çevirip yıkılması lazım. Bugün bakanımız da orta hasarlı binalar ağıra çevrilip yıkılacak dedi. Yani orta hasarlı bina güçlendirilip oturulacakmış. Bakanımız dedi ki orta hasarlı bina demek yorulmuş binadır dedi, yıkılacak dedi. Malatya'daki bütün orta hasarlı binaların da yıkılması lazım. Gelecekte 5,5-6 büyüklüğündeki depremde bunlar kesinlikle yıkılacaktır. Ben Malatyalılara rica ediyorum bunları güçlendirmesinler. Maalesef kamuoyu oluşturanlar var. Para kazanmak için evet, güçlendirme yapılsın diyorlar. Hı-hı. Ya da sitelerde çok sayıda dairesi olanlar var. Hı-hı. Bunları güçlendirip satmak peşindeler. Bence kesinlikle yanlış.